Ekonomik gidişat soruyoruz bugün. Görüyorsunuz her ekonomik kriz. İnsanlarda iş yok, para yok. Benzine ve yakıta yeniden zam geliyor. Aynen öyle. Ben seçimden önce birçok arkadaşıma söyledim. Ben eski ülkücülerdenim. Ömrüm geçti ülkücü hareketin peşinde. Çocukluk yaştan beri abim, babam. Babam rahmetli babam Erbakancıydı. Biz gözümüzü açtık açalı hep Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, bunun gibi siyasi partilerin peşine koştuk. Hep koştuğumuzda kaybettik. Hiçbir şey kazanmadık. Nitekim aldandığımızı öğrendik. Seçimden önce ben 3 tane çocuğum var. Çocuklara söyledim oğlum yapmayın etmeyin. Babalı hakkımı helal etmem dedim. Yıllar boyunca AK Parti'ye MHP'ye çalıştık. Bundan sonra ters tarafa çalışacağınız. Bir de böylesini görelim, bir de böylesini deneyelim hep. Tamamen sola geçtiniz. Aynen öyle. Hep tek parti şeyinle de sisteminle de yürümedi. Ülke eski muhalefetler vardı. Toplanıp bir arada konuşabiliyordular. Şu günkü mevcuttaki hükümet kendi koalisyon ortakları bile laf geçmiyor, söz geçiremiyorlar. Adam diktatörlük kurmaya çalışıyor. Arap ülkesi değil burası. Şu gün gidin şurada kiraları sorun. Ben 2000 liraya oturuyordum, 1800 liraya oturuyordum, 5,5 lira. O da hatır gönül işi yaptı. 8000 lira, 10.000 lira. Asgari ücretli 11.400 lirayla 8.000 lira kira verir de gerisini nasıl düşünür, nasıl kazanır? Kendi simit hesabı yapıyordu. Gelsin 3 kişilik aileyle bize biz yapalım bu simit hesabını. Geçen yapmışlardı. Aynı simit hesabıyla yine alınamıyor. Evet, yine aynı hesabı bir de beraber yapalım. Şu gün kamuda ben mesela servis şoförlüğü yapayım. Kamuda en alt rütbedeki insan servis şoförlüğü yapıyor. Bir servis normalde aylık 120-130 bin liraya gidiyor. Bu ne oluyor? Kamunun cebinden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Kendi cebimizden çıkıyor. Başka bir şeyden çıkmıyor. Vergiler %100 olmuş. %200'lere çıkmış. Ekonomik TÜİK açıklığı %69. %69 değil. Gelsin beraber mutfakta hesap yapalım. %300'ün üzerine çıkmazsa benim her bildiğim yalan. Siyaset böyle olmaz. Siyaset halkın refahıyla uğraşmayan olur. Siyaset kalkıp da halkın huzuruyla, halkın geleceğiyle. Benim 3 tane 4 tane çocuğum var. Hiçbirinin geleceğini düşünüyorum. Benim geleceğim kökten gitti. Bitti. Peki Erdoğan'a önceden destek verdiğinizi söylediniz. Şu an pişman mısınız? Şu an şöyle pişmanım. Bak, şu an pişmanlık hiçbir zaman fayda etmez. 2008'lere, 2010'lara kadar çok güzeldi. Çok refah bir şekilde yaşıyorduk. Yani bir mahsulün oluyordu ya da bir iş yapıyordun. 3-5 kuruş para kazanıyordun. Ama şu son pandemiden sonra bak. Pandemiden sonra da demeyeyim. Yabancı göç olayı başladığı gibi, mülteciler girdi başladığı gibi ben Adana'da elcilik yapıyordum. 200-250 kişi Narenciye'ye fındığa fıstığa işçi götürüyordum. Çok güzel paralar kazanıyordum. Afganlar, Suriyeliler geldi. O zamanki fiyatı söylüyorum. 20-30 liraya biz yevmiyeci götürüyorduk. 3 lira kesiyorduk. 200 işte 600 bin lira para yapıyordu. Çok güzel para. Afganlar, Suriyeliler geldi. Onlar 2 kişi 30 bin liraya çalışmaya başladı. Ne oldu? Haliyle bizim yerli işçi elden gitti. Afganlı, Suriyeli'yi çalıştıramıyorsun. Bugün gelmiş Afganlılar mesela birçok isim vereyim. Afganlar, Suriyeliler kaçak göçmenleri topluyorlar. Yalan. Alakası yok. Sadece göz boyaması. Gelsinler Yalova'da ben çalışıyordum. Daha yeni geldim. Bir ay oldu geleli. Yalova'da 200 tane tek bir taşören firmanın Afganlı, Suriyeli işçisi var. Hiç sigorta falan hiçbir şey yok. Adamlar askeri usulü tek odalarda yaşıyorlar. O adam şimdi ben esnafı da söylemek lazım. Esnaf kalkıp da 15 bin lira, 16 bin lira bir işçiye vereceğine 10 bin lira veriyor, 8 bin lira veriyor, çalıştırıyor. Ama sen kalkıp da tamam, herkes din kardeşi, güzel. Onlar benim din kardeşim değil. Ben açıkça öyle söyleyeyim. Benim Aleviler din kardeşim. Kürtler benim din kardeşim. Türkler benim din kardeşim. Lazlar benim din kardeşim. Ben onlarla 18 ay askerlik yapmışım. Sırt sırta vermişiz. Yavan ekmeğe bölüşmüşüz. Terimiz birbirine değmiş. Ben o adamına neresinden kardeş oluyorum ya? Vatanını satıp da burada gelip bana kabadayılık yapamaz ki. Böyle bir şey yok. Böyle ne olacak bir böyle? Gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bu gidişat, ben kendi çocuklarıma da verdim. Tarihini de attım. 2024'ün 10. ayını görmeyecek. 2024'ün 10. ayını görmeyecek. Hükümet kendi kendine bırakıp gidecek. Bu kadar da yandaşlık, bu kadar da insanları ezmek, bu kadar da üzerine gitmek olmaz. Devletin askeri var, devletin polisi var. Hep zor durumda. Ben niye 22 yıl, 23 yıl boyuna ben emek vereyim, çocuğumu okutayım, kalksın Afganlar, Suriyeliler için sınırda beklesin. Ya benim memleketimde, mahallemde beklesin. He? Burada bir olay oluyor, Afganlar oluyor, yürü polis peşine, yürü asker. Asker kimsenin oyuncağı değil, polis kimsenin oyuncağı değil. Ya bir çocuk kolaylığına yetişiyorsa kalksın söylesinler, desinler ki kolaylığına bir çocuk yetişiyor. Ben 18 yıl okutmuşum, hiçbir şey olmadı. Ne okudular? Spor lisesi mezunu. Bütün sporlar var, her şey var. Şimdi kalkıyor, üniversite sınavlarını kaldıracaklar ya. Ben daha niye okuttum ben bu çocuğu ya? O zaman ilkokul okusaydı, geleydin yeteneklerine bakaydın. Artık yeteneği, cahil adamın yeteneği benim gibi ne olursa, onu söyleseydiler. Peki
çocuklarınız yurt dışına gitmeyi düşünüyor mu şu an gençlerde? Bak. Elimden gelse ben 46-47 yaşındayım. Elimden gelse şu gün köle olarak gitmeye razıyım. Çünkü kendi memleketimde ben mülteci olarak yaşıyorum. Otobüslere biniyorum ben. Karşıda havalandırma işi yapıyorum. Ben birçok işler yapıyorum. Havalandırma işi yapıyorum Taksim'de. Yeminle konuşuyorum. Otobüse biniyorum. 4 tane. Bir şoför, bir ben. Diğeri hep Afganlı, Suriyeli. Affedersin, fuş, aldı başını yürüdü. Eroin esrar, gol geziyor. Gençlerin hayatı kalmadı. Bir şey kalmadı ya. 15 bin lira, 20 bin lira ben aylık alıyorum. El ele baş başa, ucu ucuna getiremiyor. Yok, imkanım yok. Bak önceden ne diyordum? Suriyeliler, Afganlar yokken her türlü iş... Patronun sana muhtaçtı. İşçi olarak sana muhtaçtı. Şimdi sen patrona muhtaçsın. Adam sana para vermiyor. Verse de sigortanı yapmıyor. Sigortanı yapsa da aylığından kesiyor. Bütün asgari ücretlilerden, özel şeylerden 1000 lira asgari ücretten para kesti. 1000 lira kestin, güzel. Sıkıntı değil. Gelsin devlete. Ben cebimdeki paramı da bu ay olarak devlete vereyim. Ama sorun şu. Benden kesiyorsun. Alt tabakadan kesiyorsun. Üst tabakadan da kes. En üst tabakadan keser. En üstten başlayalım temizliğe. En üstten başlayalım. Son tabakaya kadar inelim. Niye? Köylü, çiftçi, bu memleketin asgari ücretlisi insan değil mi ya? Makam araçlarıyla milletvekillerinin çocukları şurada burada şeylerde gezi yapıyor. Senin makam arabası senin babanın arabası değil bir kere. İtibardan tasarruf olmaz dediler. İtibar neyle olur biliyor musun? Halkına sahip çıkan adam itibarlıdır. Halkına sahip çıkan, halkının refahını düşünen adam kim olursa olsun, isterse ayağında ayakkabısı olmasın. Aç gelsin, perişan gelsin. Halka eğer ki o adamı tutuyorsa, seviyorsa o adam en büyük itibar sahibidir. İtibar sahibi olmak parayla, pulunla, forsuna olmuyor. İtibar sahibi dediğin insan halkın içine girdiği zaman halkın yüzünde gülücüğü görecek, ağlamayı görmeyecek. Olay bu. Başka bir şey değil. İnsanlar sıkıntıda, insanlar bunalımda. Kimin ne yapacağı, kimin ne söyleyeceğini bilemiyorsun. Hata üstüne hata getiriyor. Şu gün kalksa biri hırsızlık yapmış olsa, yakalansa yıllar boyuna ceza alıyor. Peki bu televizyonlar herkes bas bas bağırıyor. Bu trilyonlarca paralar yok oldu gitti. Nereye gitti? Bunu kim çaldı? Ben çalmadım. Ben yemedim. Başka biri yemedi. Yardımları mı diyorsun? Hiçbir yardım yok. Hiçbir yardım yok. Benim mesela bundan 200 sene önce bir seyyahane satışlar yapılıyordu. Patates falan getiriyordu. Adamlar getirdi bak yeminle konuşuyorum. Ben onunla değilim. Bana verse de ben kabul ettim de. Patatesi, soğanı, çürümüş soğanı yan komşuma veriyor da benden de göz göze geliyor. Sen dedim niye böyle yapıyorsun? Bunları buraya dağıtıyorsun, biz insan değil miyiz diye. Böyle laf olarak söyledim biliyor musun? İroni yaptım. Abi diyor bunlar belirli kişiler. Nasıl belirli kişiler? Demek ki sen adamın oyunu bir patates soğanla bir patates şeyle alıyorsun. Satın alıyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir düzen yok. Afganlar gidecek. Suriyeliler gidecek. Bu düzen böyle değişmez. Bunun başka alternatifi yok. Türkiye'nin askeri, polisi kimsenin oyuncağı değil. Bu kadar net. Allah için teşekkür ederim. Çok